maalesef beklediğimiz bir sonuç değil. Çok güzel yağışlarımız var. Yani Mevlam hayırlısını versin. Bu sene Tepebaşı bölgemizde fazla bir afat konumuz yaşamadık. Odunpazarı bölgemizde çok büyük bir afat oldu. Ama şu anki aldığımız üreticimizin borsaya, ofise götürdüğünde fiyat da bir sıkıntı yok. Yani devletin açıklamış olduğu fiyat, hükümetin açıklamış olduğu fiyat mevcut yerinde. Ama maalesef 400 kilonun üstünde, 500 kilo, 600 kilo sulu yerde üreticinin ücret fiyat alacağı, tonaj alacağı bir noktada maalesef 250 kilolara kadar düşüyor, düşük. Bu mutlaka bir işte sağanak yağışlar esnasında havanın değişik bir ortamda bir ısınıp bir soğuması, gelen rüzgarların etkisiyle tonajı alamayacağımızı düşünüyorum. Ve çok çok düşük şu anda kilo olarak, tonaj olarak buğdayda düşüklüğümüz var. Maalesef bu yıl da üretici umduğunu bulamadı. Bizim için en büyük sıkıntı ziraiye girdiler. Artık yetkililerimizden, hükümetimizden ve kim artık önümüzde hani seçimleri atlattık. Seçimler diye bir derdimiz yok. Geçim derdimiz var. Bundan dolayı her şeyden önce üretime bir sahip çıkmamız lazım. İşte her zaman söylüyoruz, bir havza sisteminde buğday çeşidi aramaya gerek yok. Bir havza sisteminde işte Tepebaşı bölgesinde hangi ürünün olacağı net bir açıktır. Bu ürünü destekleyelim. Bunu daha kaliteli yetiştirmeye bakalım. Üreticinin para kazanarak bu ürünü tekrar tekrar yapmasına bakalım. Yani bugün bir üretim yapıp da zarar ettikten sonra ertesi sene üretici zaten yok oluyor. Üretim de tarım da yok olmasın. Bizim genel başkanımızın bir lafı var. Tarladan üreticimiz çıkarsa geri girmesi çok zor. Gerçekten çok zor. Yani o zaman şu olmaz. Esnaf, tüccar mal gelecek diye bakar. Halk tüketecek mal bulamaz. Ne diyor bu? Ben de bu kemikler.